Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri kampının dördüncü gününe başlıyoruz. Dördüncü günde trigonometrik özdeşlikleri işleyeceğiz ve toplamda 3 videomuz olacak. Yani 8 sayfamız var 3, 3, 2 sayfa diye ayırdım. Şimdi ilk videoda ne işleyeceğiz? Sayfa numarası kitabımızda 23, 24 ve 25 e işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Trigonometrik özdeşliklerle ilgili kısımları aslında biz daha öncesinde öğrendik. Şimdi bunlarla ilgili sorular yapacağız. Nasıl öğrendik? Mesela sin kare artı kos karenin eşittir 1 olduğunu biz zaten öğrendik. Birim çemberde bir önceki videolarda öğrendik. Çünkü birim çemberde şöyle bir alfa derecik bir açı aldığımızda burası cs ya. Hocam cosinus alfa e sinüs alfa şöyle gelince burası cosinus alfa, burası da sinüs alfa, burası da birbirim birim ya. Pisagor bağıntısı yapınca c kare artı s kare neye eşit oluyordu? 1'e eşit oluyordu. O yüzden sin kare artı kos kare x niye eşit oluyor? 1'e eşit oluyor. Bu gerçekten ama gerçekten çok önemli. Bundan sonra sin kareli ya da kos kareli bir şey görünce direkt aklınıza bu gelecek. Hemen şunu yazacaksınız. Yan tarafa. Hocam sin kare artı kos kare 1. Yani s kare artı c kare eşittir 1'i yazacaksınız. Niye bunu, bunu yazacaksınız? Çünkü bunu yazdıktan sonra belki sin kare istenecek bizden. Ya da şöyle 1 eksi c kareli 1 artı c kareli bir şey göreceğiz ya da. E o zaman burada sin kare istenecekse sin kareyi yalnız bırak. At öbür tarafa. Hocam 1 eksi kos kare x Ha, sen 1 eksi cos kare x gördüğün zaman onun yerine sin kare x yazabilirsin. Tabi bazen çarpanlar ayırmayı da kullanacağız. Hani bu 1'in karesi eksi kosinüs x'in karesi ya 1 eksi kosinüs x 1 artı kosinüs x'i de yazacaksın bazı durumlarda. Ama 1 eksi cos kareyi görünce direkt aklımıza ne geliyor? Sin kare x geliyor. Hocam cos kare x'i görünce c kareyi yalnız bırak burada. 1 eksi sin kare eşit oluyor. 1 eksi sin kare x oluyor. Bu arada c kare c kare yazdım ya harbiden de öyle siz de buna alışkanlık edin. Çünkü sin yazmak böyle böyle elimizi yorabilir. Kosinüs yazmak elimizi yorabilir. yorabilir. O yüzden siniz gördüğünüz yere sin kare yani s yazın. Kosinüs gördüğünüz yere de c yazın. Olay bitsin tamam mı? Hadi kendiniz alışkanlıkla alakalı. Kendiniz de bu şekilde alıştırırsanız böyle yazım böyle kısa olunca işlem de kısa olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum şimdi bir yazarken de anlatırken de göreceksiniz zaten. Evet tanjant x gördüğümüz zaman ne gelecek aklımıza hocam? Sin bölü kos. Yani sinüs x bölü kosinüs x gelecek. Bunu daha öncesinde söylemiştik zaten. Yani tanjant x yerine s bölü c yazacaksın. Kotanjant x de kola başlıyor. Kosinüs x bölü sinüs x yazacaksınız. Yani c bölü c yazacaksınız. Ve buradan dolayı da tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı ne oluyor? Sin x x'ler kosinüs x'ler birbirini götürüyor. O da 1'e eşit oluyor. Hatta buradan şu bile çıkıyor arkadaşlar. Mesela bizden tanjant x istenildi. Tanjant x böyle tanjant kareli bir şey geldi mesela. Şey, şekilde kotanjant x de var. E kotanjant x yerine biz ne yazabiliriz? 1 bölü tanjant x de yazabiliriz. Bazen böyle durumlarla da karşılaşacağız. Ya da kotanjant x deniliyorsa tanjant x gördüğünüz zaman da 1 bölü kotanjant x yazıp ona göre işlem yapacaksınız. Seta, sekant x'in tanımını da söylemiştik daha önce. Neydi? 1 bölü kosinüs x'di. Kosekant de 1 bölü sinüs x'di. Yani 1 bölü c sekant x'di. Kosekant x'de 1 bölü s yazacaksınız. Sek kare x buradan ne oluyor? 1 bölü c kare oluyor ya da 1 bölü kos kare x oluyor. Kosekant x de 1 bölü sin kare x oluyor kardeşim. Tamam. Şimdi özellik demişiz ama bu mantıken yani şöyle. Trigonometrik fonksiyonlarda sadeleşme işlemleri yapılırken tüm ifadeleri aynı cinsten yazmaya böyle gayret gösteririz. Aynı cins dediğimiz nedir? Hepsini sinüs ya da kosinüs cinsinden yazmak demektir arkadaşlar. Bütün ifadeleri sinüs ve kosinüs yani S ve C cinsinden yazarsanız sadeleştirmeler olur ve sonuca daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Hadi bakalım örnek 1 ile olaya başlayalım. Şimdi burada ne demiş? Sin kare yani bu S kare bölü 1 eksi C mi? Evet artı şurası da S kare bölü 1 artı C siz matematikte böyle bir şey gösteriniz. Ne yaparsınız? Paydaları eşitlersiniz. Bunu 1 artı c ile çarpalım. Bunu 1 eksi c ile çarpalım. S kare ile 1 artı c'yi çarptığım zaman ne yapıyor? S kare artı s kare c yapıyor. S kare ile 1 eksi c'yi çarptığım zaman ne yapıyor? Aynı paydada yazıyorum ya. E, paydası da 1 eksi c ile 1 artı c yapıyor. E, o zaman s ile bunu çarptığım zaman da s kare eksi s kare c yapıyor. Aa, ne oldu buradan? S kare c'ler götürdü. O zaman bu 2 tane s kare bölü 1 eksi c ile 1 artı c'nin çarpımı. 1 eksi c kare yaptı. Şimdi c kareli ya da s kareli bir şey görünce hemen şuraya yaz. S kare artı c kare eşittir 1'di. Burada 1 eksi c kare var. C kareyi at öbür tarafa. S kare eşittir 1 eksi c kare ya. Heh, sen 1 eksi c kare yerine s kare yazabilirsin. O zaman 2 s kare bölü 1 eksi c kare yerine s kare yazınca s kareler nanay oldu. Cevap da ne çıktı buradan? 2 çıktı. Örnek 1 2 çıktı. Niye yazayım sin kare işte kos kare falan filan. Yani yazmayalım şöyle. S, C'ye alıştırın kendinizi. Tamam. Geldik örnek 2'ye. 1 artı tanjant x. Bu 1 artı S bölü C değil midir? Evet. Tanjant x yerine sin bölü kos yazdım. 1 artı kotanjant x yerine de C bölü S yazacağım. E o zaman şu 1 artı S bölü C. C ile 1'i çarptım artı S dedim. Yani C artı S bölü C yaptı burası. Bölü. S artı C. Aşağısında S artı C bölü S değil mi? Evet. Şimdi C artı S bölü C elimizde var. Alt tarafta da bu var. Ters çevirip çarpıyorum. S bölü S artı C yaptı. Ana S artı C, C artı S birbirini götürdü. Yani cevap S bölü C yaptı. Sin bölü kos ne demek arkadaşım? Tanjant X demek değil midir? Evet örnek 2 tanjant X çıktı. Geldik örnek 3'e. 1 bölü S kare. 1 bölü S kare. A eksi. Bu 1 bölü tan kare ne demek? 1 bölü S kare bölü C kare demek. Yani bu c kare bölü s kare demek değil midir? Ters çevirip çarp, 1 ile çarptığımız zaman evet. Yani bunun yerine de c kare bölü s kare yazıyorum. A paydalar aynı. 1 eksi c kare bölü s kare yaptı burası. Kardeş s kareli c kareli bir şey gördün. Yaz şuraya s kare artı c kare eşittir 1. Hocam 1 eksi c kare var. C kareyi atsan öbür tarafa. S kare eşittir 1 eksi c kare olur. 1 eksi c kare yerine s kare yazarsam S kare bölü S kare hop hop gitti. Ne kaldı cevap? 1 kaldı. Örnek 3 1 yaptı. Geldik örnek 4'e. A burada S kare eksi 1 eksi C kare bölü C kare eksi 1 var. Hocam S kareli C kareli bir şey var. Yaz kardeşim buraya S kare artı C kare eşittir 1. Bak S kare eksi 1 var burada. Hocam S kare eksi 1 elde etmem için 1'i buraya atalım. C kareyi buraya atarım. O zaman buradan S kare eksi 1 C kareye mi eşit oldu? Evet. Evet. Hocam bu c kare ama dur c kare öbür tarafa gider eksi c kare olur. Eksi c kare eksi sonra burada da c kare var. Bölü c kare eksi 1. Hocam c kare eksi 1 elde etmem için biri buraya s kareyi buraya atacağım. O zaman c kare eksi 1 de eksi s kareye eşit oldu? Evet eksi s kareye eşit oldu. Yukarısı eksi 2 c kare bölü eksi s kare yaptı. Eksiler nanay oldu. O zaman 2 çarpı c kare bölü s kare. Yani bu Cos kare bölü sin kare. C bölü s'nin karesi demek değil midir bu? Yani bu c bölü s de kotanjant x demek değil midir? Yani 2 çarpı kotanjant x'in karesi 2 çarpı kot kare x demek değil midir? Aynen öyle. Dördüncü soruyu böylelikle 2 kot kare x bulduk. Geldik 5'e. Bu c kare bölü 1 artı s. Artı s diyor burada. Arkadaş ne yapacağız burada? Hocam böyle bir toplamda bununla bunu çarpma c kare artı değil mi? c kare artı bununla bunu çarptığın zaman s artı s kare yaptı bölü 1 artı s mi yaptı burası? Evet. Bak c kare artı s kare. c kare artı s kare nedir? 1'dir. Hocam burası 1 yaptı. Artı s de var. Bölü 1 artı s de aşağıda. Bunlar da götürdü ve cevap ne yapar? 1 yapar. Örnek 5 1 oldu. Geldik örnek 6'ya. Sekant demek ne demek kardeşim? 1 bölü kosinüs demek. Bölü tanjant x demek deme demek? S bölü c demek. Artı bu da c bölü s demek. Hocam alt tarafta işlem yapalım. Üst taraf hala aynı. 1 bölü c. Ben bunu s ile çarpalım. Paydaları eşitlerim. Bunu da c ile çarparım. O zaman burası ne yaptı? S kare artı c kare bölü s c yapar. Ters çevirip çarpalım. 1 bölü c eşittir. S 1 bölü c çarpı s c bölü s kare artı c kare. Arkadaş s artı c kare zaten 1 değil mi? Evet. Şu 1 bölü sc yapar. Sc bölü 1 mi yaptı o zaman burası da aynen öyle. C'ler birbirini götürdü. O zaman yukarıda sadece s kaldı. Aşağıda da 1 kaldı. Yani cevabımız sinüs x yapar. Örnek 6 sinüs x. Geldik örnek 7'ye. Soruya baktığımızda direkt bir şey yapamıyoruz. Ama s kare c kareler fazla burada. S kare c kare görünce hemen ne yapıyoruz? Üst tarafa notumuzu yazıyoruz. S kare artı c kare eşittir 1'i yazıyoruz. E hocam buradan sekar kare artı c kareyi nasıl elde edebilirim? Aa 12 c kare var 14 sekare kare var. Ben bu 14 sekareyi şöyle paylaştırsam 2 sekare kare artı 12 sekare kare diye paylaştırsam artı burada da yazayım aşağı istersen. 2 sekare kare artı 12 sekare kare artı 12 c kare yapıyor. Eksi 15 bölü aşağıda da aynı şekilde sekar kare artı c karenin 1 olduğunu biliyorum ya. Aynı Hadi 2 c kare 2 e kare şeklinde ya da burada eksi 2 s kare var. Bunu da eksi 2 eksi 2 c kare eksi 2 c kare diye paylaştırabilir miyim? Evet. Hadi bakalım. Eksi 2 c kare eksi 2 c kare eksi 2 s kare artı 1 mi yaptı burası? Evet. Bak şimdi dikkat. Burası ne? Hocam 12 parantezine alırsam bak alayım 12 parantezine s kare artı c kare yapar burası. Aa, burası da 1 olduğundan dolayı 12 yaptı. Yani yukarısı 2 s kare artı 12 eksi 15 bölü aşağısında da arkadaşlar burada eksi 2 parantezin alırsam c kare artı s kare yaptı. Hocam bu da 1 olduğundan eksi 2 yaptı. Yani eksi 2 c kare var burada. Sonra burada eksi 2 var. Bir de burada artı 1 var. Yukarısı 2 s kare eksi 3 yaptı. Aşağısında eksi 2 c kare eksi 1 yaptı. Eee so, hocam burada ne yapacağız? Kardeşim hala s kare c kareler devam ediyor. O zaman burada istersen c kareyi yalnız bırak. istersen burada s kareyi yalnız bırak. Ben burada s kareyi yalnız bıraksam. S kare neye eşit? 1 eksi c kare eşit değil mi? Gel burada yerine yaz. Hop yerine yazayım burada. Yazacak olursam. Yani burada o zaman 2 s kare yerine, yerine ne yazacağım? 2 s kare yerine ne yazacağım? 1 eksi c kare yazacağım. Eksi 3 var. Bir de böyle aşağısı eksi 2 c kare eksi 1 yapar. Hocam dağıttım bunu. Şurası 2 eksi 2 c kare eksi 3 bölü eksi 2 c kare eksi 1. Hocam yukarısı eksi 2 c kare eksi 1 bölü aşağısı da eksi 2 c kare eksi 1 yapar. Bunlar nanay olur. Cevap da kaç yapar? 1 yapar. Örnek 7'yi 1 bulduk. Geldik örnek 8'e. Zor mu arkadaşlar? Hayır. S kare c kare 1'e dikkat et. Ondan sonrası devamı geliyor. Tanjant A. Bütün içindeki ifadeler A olduğu için tanjantı ne diyeyim ben? Hocam S bölü C diyeyim. Bölü 1 artı sekant A. Yani 1 bölü C kosinüs değil miydi? Evet. Artı 1 artı sekant A 1 bölü C bölü tanjant A. Tanjant A dediğim S bölü C. Hadi düzenleme yapalım. Normalde şurası hocam şöyle şurada S bölü C kalsın. Tamam şöyle yapacak olursam arkadaşlar. Şu c e, bununla bunun çarpımı artı 1. C artı 1 bölü C değil mi? Evet S bölü C çarpı aşağısı ne yapıyor? Şöyle göstereyim burada. Hocam C artı 1 bölü C yapıyor. Ters çevirip çarptığın zaman C bölü ne yaptı burası? C artı 1 yaptı arkadaşlar. C artı 1 bölü C ters çevirip çarptım. Sonra yukarısı ne yaptı arkadaşım? Artısı da var burada. Artı devam ediyorum. Şu C artı 1 C artı 1 bölü C sonra S bölü C'yi de ters çevirip çarpıyorum. C bölü S yaptı. Güzel devam edelim. Şunlar gidince S bölü C artı 1 yapar. Artı. Şunlar gidince C artı 1 bölü S yapar. Burada ne yapacağız peki arkadaşlar? Payda eşitleyelim. Bunu S ile çarpalım. Mavi ile göstereyim devamını. Şunu S ile çarpayım. Bunu da C artı 1 ile çarpayım. O zaman şurada devam ediyorum arkadaşlar. S kare artı C artı 1 ile C artı 1'in çarpımı. C artı 1'in parantez karesi. Birincinin karesi C kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2C i̇ki artı 1 bölü aşağısında S ile C artı 1'in çarpımı. Öyle kalsın. S C artı 1 yapsın. Devamını getireyim. Eşittir. Hocam s kare artı c kare zaten 1 yaptı. Hocam burası 1. 1 artı 1 2. Yukarısı 2c artı 2 yapar. Bölü aşağısı da s ve c artı 1 yapar. Yukarıda iki parantezin alırsam c artı 1 bölü s ve c artı 1 yaptı. C artı 1'ler gitti. Cevap 2 bölü s yaptı. Yani 2 çarpı 1 bölü s yaptı. 2 çarpı 1 bölü s de ne demek? 2 çarpı 1 bölüsünüz demek. Kosekant demek değil miydi? Evet 2 kosekant x diyeceğim ama a'lı yazılıyordu. 2 kosekant a yapar cevabımız arkadaşlar. Evet örnek 8 de bu şekilde çıktı. İşlemini yap cevap çıksın kardeşim. Geldik örnek 9'a. Bunun en sade şekli hocam bu 1 sinüs s bölü 1 eksi c eksi kotanjant eksi c bölü s ye. çarpı hocam bu c bölü s ya çarpı s bölü c mi olacak? Evet Şimdi burada payda eşitleyelim. Bunu sinüsle bunu da 1 eksi c ile çarparsam eğer. Hocam s kare bak eksiyle çarpacağım bir de. Eksi c ile 1 eksi c'nin çarpımı c eksi c kare yapıyor. Ama eksi dağıttığım zaten. eksi c artı c kare mi yaptı? Evet bölü aşağısı da s çarpı 1 eksi c yaptı. Evet çarpı s bölü c yaptı. Aa hocam s kare artı c kare zaten ne yapar? 1 yapar. Eşittir 1 eksi c yaptı burası. S bölü 1 eksi c var burada zaten alt tarafta. Çarpı s bölü c var. 1 eksi c'ler nanay. Bunlar da nanay. Cevap 1 bölü c yapar. 1 bölü c de sekant x demek değil midir kardeşim? Evet cevabı sekant x oldu. Geldik örnek ona. Şimdi ne yapıyoruz? Bu c artı 1 çarpı sekant dediğimiz 1 bölü kosinüs demek. 1 bölü c eksi 1 demek burası bölü 1 eksi c sin kare. Arkadaş hemen yaz. Sin kareli bir şey gelince. Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyorum ben. 1 eksi sin kare var burada. At öbür tarafa. Buradan c kare eşittir 1 bölü. Pardon 1 eksi s kare eşit oluyor. Evet. 1 eksi s kare yerine ne yazacağım? Bunun yerine ben c kare yazacağım. C kare çarpı tanjant kare. Tanjant kare de s kare bölü c kare demek değil midir? Evet. Şunlar birbirini götürdü. Evet. Aşağısı ne yaptı arkadaşlar? Aşağısı S kare yaptı. Aşağısı şöyle bir S kare kalsın. Şimdi yukarıda bir işlem yapalım. Şurada bir C artı 1 çarpımı var. Çarpı. 1 bölü C eksi 1. Şununla şunun çarpımı. Eksi C. Bir de burada 1 var. 1 eksi C yaptı. 1 eksi C bölü C yaptı burası da. Değil mi? Evet. Sonra bunu devamını getirelim. Hocam C artı 1 ile 1 eksi C. Aa aslında bu şöyle düşünsene. Hocam bu aslında 1 artı c demek değil mi? Evet 1 artı c ile 1 eksi c'nin çarpımı. Hani a eksi b ile a artı b'nin çarpımı ne oluyordu? A kare eksi b kare oluyordu. 1 artı c ile 1 eksi c'nin çarpımı ne olacaktır? Hocam 1'in karesi eksi c'nin karesi. 1 eksi c kare bak 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 bak. 1 eksi c kare bölü şu x'in çarptığım zaman 1 eksi c kare yaptı. Bir de c'si var. Bir de aşağıda s karesi mi var? Evet devamını getiriyorum. 1 eksi c kare neye eşit? S kare artı c kare 1 ya. Hocam S kare de 1 eksi C kare eşit değil mi? Evet. O zaman burada S kare bölü C oldu. Bir de bölü aşağıda S karesi var. S kareler gitti. Cevap 1 bölü C yapar. 1 bölü C de sekant X demek değil midir? Yani bu ne demek? 1 bölü kosinüs X demek. Bu da sekant X demek. Cevap sekant X yaptı kardeşim. Geldik şuraya. Kotanjant X yerine hemen C bölü S yazıyorum. Bölü aşağısı 1 bölü konsekant X ne demek? Kosekat 1 bölü sinüs demek. Yani 1 eksi 1 bölü sinüs oldu burası. Artı c bölü 1 artı s mi oldu burası? Evet. Şimdi şurada bir işlem yapacağım galiba. Şu işlemi burada göstereyim. Şu 1 eksi 1 bölü s ne demek? Ne demek? Bununla bunu çarpımı s eksi 1. s eksi 1 bölü s demek. Arkadaş ters çevirip çarptığım zaman Hani c bölü s çarpı s eksi 1 bölü s'yi ters çevir çarp. s bölü s eksi 1 yapar. Artı bir de C bölü 1 artı S var burada. Sonrasında ne olacak arkadaşım? S'ler gitti mi? Gitti. O, hocam burası ne yaptı? C bölü S eksi 1 yaptı. Artı C bölü burası da 1 artı S. 1 artı S demek S artı 1 demek. Paydaları eşitleyelim. S artı 1 ile burayı S eksi 1 ile burayı çarpacak olursam C ile S artı 1'i çarpsam hocam C S artı C yapar. Artı C ile S eksi 1'i çarpsam C S eksi C mi yapar? Evet bölü aşağısında s eksi 1 ile s artı 1'in çarpımı. Hocam a eksi 1 ile a eksi artı 1'in çarpımı a kare eksi b kareydi. Yani s kare eksi 1'in karesi. Yani s kare eksi 1'in yaptı burası. Evet şimdi eksi c artı c'ye gitti. 2 cs yaptı böyle burası. Bir de s kare eksi 1 var. Aha s kare var. S kare olunca ben s kare artı c karenin 1 olduğunu biliyorum. S kare eksi 1 isteniliyor benden. bu rahat. s kare eksi 1 eşittir c kare mi? Hayır. C kare de öbür tarafa gidiyor. Eksi c kareye eşit. Eksi c kare eşit oldu. C'lerden birer tanesi gitti. 2 çarpı hatta eksi 2 çarpı s bölü c mi yaptı? s bölü c de zaten sin bölü kos tanjant demek. Eksi 2 tanjant x yapar cevabımız. Bu kadar kardeşim. Alıştık artık. Geç 12'ye. 12 ne demiş? Böyle bir şey verilmiş. İşler dışlar yap kardeşim. 3 ile burayı çarp. 3 kosinüs yani kosinüs dediğimize c diyorduk. 3c eksi 3s yaptı burası. Eşittir. 1 ile burayı çarpıyorum. C artı S yaptı burası. Hocam bunu buraya attık. 2C. Bunu buraya attık. 4. S yaptı. Buradan C bölü S neye eşit oldu? 4 bölü 2. Yani 2'ye eşit oldu. Hocam C bölü S ne demek? Kotanjant X demek değil mi? Kotanjant X eşittir 2 ise bir de buradan tanjant X isteniyor. Tanjant X de 1 bölü 2 değil midir? Çünkü tersiydi arkadaşlar. Çünkü kotanjant X 1 bölü tanjant x eşitti. Yani tanjant x de 1 bölü 2 eşit oldu. O zaman bizden tanjant x ve kotanjant x toplamı isteniyor. 1 bölü 2 artı 2'den 2'nin 2'de 2 4 artı 1'den 5 bölü 2 yapar cevabımız. Örnek 12 5 bölü 2 oldu. Geldik örnek 13'e. Arkadaş burası tamam kosinüs. A yukarıda kosinüs parantezini alırsam. C parantezini alırsam. Burada s kare kaldı artı c kare kaldı. A, eksi, eksi c kare kaldı. Bölü. Aşağıda da sinüs parantezin alırsam. S parantezin alırsam. Hocam burada ne kaldı? S kare eksi. Burada da C kare kaldı. Oo bitti gitti kardeşim. Şunlar birbirleri sadeleşti. C bölü S kaldı. C bölü S'nin de sen kotanjant X olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Kosinüs bölü sinüsünü biliyorsun. Örnek 13 kotanjant X yapar. Geldik örnek 14'e. Bu ne demek? Hocam S artı 1 demek. Bu ne demek? kat 1 bölü sinüs demek. 1 bölü s eksi 1 oldu burası bölü bu s çarpı kot kare demek c kare bölü s kare demek tamam şimdi burada bir şey oldu şuna bir bakalım bu eksi s yaptı 1 eksi s yaptı orası evet şimdi arkadaşlar yukarısı s artı 1 çarpı burası 1 eksi s bölü s yaptı bölü aşağısı da hocam şunlar şunlar gitti Ters çevirip çarpayım o zaman. Çarpı ters çevir çarp. S bölü C kare yaptı. Hocam S'ler de gitti. Yani bizim yukarısı S artı 1. 1 eksi S. Hmm. Aslında bu 1 eksi S var ya. Bu 1 artı S. 1 artı S ile 1 eksi S'nin çarpımı. 1 eksi S kare yapar. Tanıdık bir şey. 1 eksi S kare oldu burası. Bak burası 1 eksi S kare oldu. Sonra bir de bölü 1 bölü, yani bölü, bölü C kare ile çarpacağım. Yani çarpı 1 bölü C kare yazayım. Çarpı 1 bölü C kare. Arkadaş s kareli bir şey geldi. Hemen yazıyorum şunu. S kare artı c kare eşittir 1 ya. 1 eksi s kare lazım. At öbür tarafa c kare eşittir 1 eksi s kare değil mi? Evet. Bunun yerine c kare yazacak olursam c kare çarpı 1 bölü c kare oldu. Hop hop gitti gitti cevap da 1 yapar. Örnek 14 1 oldu geldik örnek 15'e. Sinüs x yerine hemen s yazalım aşağısı da 1 artı c yapar. Artı tanjant x yerine de hemen s bölü c yazıyorum bölü aşağısı 1 eksi Sekat. 1 bölü kosinüs değil miydi? 1 bölü c yani burası. Şimdi burada şu hemen belli zaten. Tabi ilk önce şurayı bir yazalım. S bölü 1 artı c artı s bölü c çarpı şu ne eşit kardeşim? Bunu da bunu çarp c eksi 1 mi yaptı? c eksi 1 bölü c yaptı. Ters çevirip çarpıyorum. Ters çevirip çarptığım zaman ne yapıyor burası? c bölü c eksi 1 yaptı. Hocam c'ler nanay oldu. O zaman burası ne yaptı? s bölü 1 artı c artı S bölü C eksi 1 oldu. Ya C eksi 1 C artı 1 yapayım bunda ya. 1 artı C C artı 1 demek zaten. Paydaları eşitleyeyim. C eksi 1 ile burayı C artı 1 ile burayı çarparsam. Ne oluyor o zaman? S, ile C eksi 1'i çarpıyorum. S C eksi S artı. Bununla da bunu çarpıyorum. S C artı S bölü. C eksi 1 ile C artı 1'in çarpımı. A eksi B artı B. A kare eksi B kare. Yani C kare eksi 1'in karesi. C kare eksi 1 yaptım. Hocam bunlar bunlar gitti. Yukarısı ne yaptı? 2 c yapar. 2SC'yi yazalım hemen. Sonra aşağısında C kare eksi 1. Aman Allah'ım C kare eksi 1 var. S kare artı C karenin eşitliği 1 olduğunu biliyorum. C kare eksi 1 elde edeceğim. Biri buraya atarsam C kare eksi 1. S kareyi de öbür tarafa atacağım. Eksi S kare yapar. Hemen yazıyorum. Eksi S kare oldu burası. Şurası da SC'ydi değil mi? c. -C. Hocam S'lerden birer tanesi giderse. Eksi 2 C bölü S yapar burası. C bölü S de kotanjant demek. Eksi 2 kotanjant x yapar cevabımız. Örnek 15. Eksi 2 kotanjant x oldu. Geldik örnek 16'ya. 5 artı 6 s kare eksi 5 c kare bölü 2 t kare var. Ne yapacağız hocam burada? Ya s kare c kareler var mı? Var. s kare artı c kare eşittir. 1'i yazalım. Şimdi burada hocam 1 gördüğümüz yere s kare c kare yazabiliriz. 5 gördüğümüz yere de 5 katını al. 5 s kare artı 5 c kare yazabilirsiniz. Öyle yapabilirsiniz. Hatta c kareler gidiyor. Daha kolay çıkıyor. Ama genelde bu bizim aklımıza gelmiyor. Ne yapalım? Böyle s kareler c kareler farklı olduğu zaman bu aklımıza geldi ya evet ister s kare yerine 1 eksi c kare yaz ister c kare yerine 1 eksi s kare yaz. Hepsini aynı cinsinden yaz. Yazayım o zaman 5 artı 6 çarpı şimdi burada 6 çarpı bunun yerine ben ne yazıyorum arkadaşım 1 eksi c kare yazıyorum. 6 ile 1 eksi c karenin çarpımı ne yapıyor? 6 eksi 6 c kare yapıyor. Eksi 5 c kare de burada var bölü 2 tanjant kare. Yani 2 s kare bölü c kare demek değil midir bu? Aynen öyle. Yukarısı ne yaptı? 11 eksi 11 c kare yapar. Bölü 2 s kare bölü c kare yaptı burası. Vay. 11 parantezin alırsam 1 eksi c kare yaptı. Bölü 2 s kare c kare yapar burası. Hocam burada 11 bölü 2 kalsın çarpı. 1 eksi c kare zaten s kare eşit değil miydi? Evet. Bunun yerine ben s kare yazıyorum şimdi. S kare bölü S kare bölü C kare ya ters çevirip çarpıyorum. C kare bölü S kare mi yapar burası? Aynen öyle. Şunlar şunlar gitti. 11 bölü 2 C kare yaptı. Yani 11 bölü 2 cos kare x yapar cevabımız arkadaşlar. Evet cevap bu şekilde çıkar. Geldik örnek 17'ye. Şimdi bütün içindeki ifadeler kosinüs 40 olduğu için buna CSC diyebilirim. Yani burası 1-C eksi bölü S oldu. Ya ha x'li verilmiş ha 40'lı verilmiş fark etmez. Artı s bölü 1 eksi s yapar burası. 1 eksi c yapar pardon. Payda eşitleyeceğiz. 1 eksi c ile bunu. Bunu da s ile çarparsam eğer. Hocam 1 eksi c ile 1 eksi c'nin çarp 1 eksi c'nin karesi. 1 eksi c'nin karesi birincinin karesi 1 eksi birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2 c. Artı ikincinin karesi c kare artı. Sonra s ile s'nin çarpımı s kare yapar bölü. S ile 1 eksi c'nin çarpımı yaptı burası. Hocam c kare artı s kare kaç yapar? 1 yapar. O zaman burası 1. 1 burada 2. 2 eksi 2 c bölü s ve 1 eksi c yap. A 2 parantezin alırsam 1 eksi c bölü s 1 eksi c 1 eksi c'ler gider. Yani 2 bölü s kaldı. Yani 2 çarpı 1 bölü s demek bu. 1 bölü s demek de ne demek arkadaşlar? Cevap anahtarında artık bu varsa 2 bölü sinüs x varsa onu işaretle. Yoksa 1 bölü s demek Kosekant demek değil midir? Evet. Kosekant. X değil yalnız. 40. Yani cevabımız 2 kosekant 40'a eşit oldu. Örnek 17'de. Geldik örnek 18'e. Şöyle bir şey vermiş. E ne yapacağız? Ya bu kök içinde A bölü. Ya kök içinde A bölü B demek ne demek? Kök A bölü kök B demek değil midir? Evet. E tamam bunu kullanacağız o zaman. Burada böyle bir şey vermiş, Hemen onu kullanalım kardeşim. Ne diyeceğiz bunu? Hocam kök içerisinde 1 artı kosinüs 1 artı c bölü kök içerisinde 1 eksi c artı kök içinde 1 eksi c bölü kök içinde 1 artı c oldu. Hocam payda eşitleyeceğiz her zaman gibi. Yani ben burada kök içinde 1 artı c ile çarpayım bunu. Kök içinde 1 eksi c ile çarpayım bunu. Hocam kök içinde 1 artı c ile kök içinde 1 artı c'ye çarpınca kök içinde 1 artı c'nin karesi yapar. Kök içinde 1 artı c'nin Karesi yaptı. Artı kök içinde 1 eksi c ile kök içinde 1 eksi c'yi çarpınca kök içinde 1 eksi c'nin karesi yaptı. Aşağısı ne yaptı? Kök içinde 1 artı 1 eksi c ile kök içinde aynı kök içerisinde çarpabilirim. 1 eksi c çarpı 1 artı c yaptı burası. Vay vay vay. Şu yukarısı ne yapıyor şimdi? Hocam kökler götürdü. 1 artı c artı kökle kare kök karesi götürdü. 1 eksi c yaptı. Bölü aşağısı da Kare içerisinde bir eksi c ile bir artı c'nin çarpımı. O da bir eksi c kare yapar. Anam bir eksi c kare gördüm. s kare artı c kare eşittir bir değil miydi? Evet s kare buradan bir eksi c kare eşit oldu. Ya ezbere biliyorsan yaz. Ben böyle ezbere bilmiyorsanız diye hep böyle ispatıyla yapıyorum şöyle. Bir eksi c kare yaptı burası. Tamam. Yani ben bir eksi c kare yerine ne yazabilirim? s kare yazabilirim. Şunlar şunlar gitti. 2 bölü kare kük içerisinde bir eksi c kare yerine s kare yazdım. Hocam s kare dışarıya nasıl çıkar? S diye çıkar. Daha dikkat et hocam sinüsün artı olduğunu nereden biliyoruz? Bak birinci bölgede demiş. Birinci bölgede artı kök içindeki artı olduğu için kök dışına aynen çıkar. 2 bölü S yapar. Yani 2 çarpı 1 bölü S demek bu. Bu da 2 çarpı 1 bölü S demek. Kosekant demek değil mi? Kosekant X olur arkadaşlar. Cevabımız 2 kosekant X yapar. Ve geldik örnek 19'a. Şimdi bölgesi verilmiş. Şöyle bir şey verilmiş. Kaçıncı bölgede ona dikkat et. Pi bölü 2 ile şu bölgede yani. Bir de şu verilmiş. Tanjant x değeri istemiyor. Sekant x dediğimiz 1 bölü kosinüs çarpı 1 eksi s. Bu da c bölü s bölü 4. Yani c bölü 4 s mi yapıyor? Aynen öyle. c bölü 4 s yapıyor. E ne yapacağız arkadaş? Şu 1 bölü c çarpı bu aslında bölü bölü C demek değil mi arkadaşlar? Yani e, işler işler yapalım o zaman. Hocam ne oluyor buradan? 1 eksi S ile 4 S'yi çarpıyorum. 4 S eksi 4 S kare eşittir C kare yaptı buradan. E hocam S'li var burada C kare var burada. Demek ki ben burada şöyle bir işlem yapacağım arkadaş. Bak bak bak. Dikkat et. C kareli var. S kareli bir şey var. Hocam ben sin kare yani s kare artı c karenin 1 olduğunu biliyorum. Hocam burada şey yapsam. Burada s'li var ya sinüslü bir şey var ya. O zaman s'liye çevireyim bunu. Çünkü c kareli c kareyi sevmiyorum ben. Yani cos kare olmasın denklemde. Bütün hepsi s'li olsun. Ha burada c'li bir şey olsaydı bütün hepsini c'li yapardım. Ama burada hem s kareli var hem s var. O zaman c kareyi ben S'li bir şekilde yazayım. C kare neye eşit? 1 eksi S kare eşit değil mi? Evet. O zaman 4S eksi 4 S kare eşittir. C kare yerine 1 eksi S kare yazıyorum. O zaman hepsini bir tarafta toplayayım. 0 eşittir. Artı 4 S kare diye geçti. 3 S kare yaptı burası. Sonra eksi 4 S yaptı. Sonra burada eksi 1 mi var? Yok artı 1 var. Çarpanlara ayıralım. Hocam burası 3 S'ye S olursa Burası da eksi 1'e eksi 1 olursa çapraz çarpımların toplamları eksi 4 s'yi verdi. Böyle yazılınca ne yapıyordu? Yan yana olanları yazıyorduk. O zaman bu. 3s eksi 1'e s eksi 1 eşit 0 yaptı. E bu eşit 0 s 1 bölü 3 yapar. Bu eşit 0 s 1 yapar. Yani sinüs x eşittir 1 bölü 3 ya da sinüs x'i 1 olarak bulduk. Sinüsün 2 değerini bulduk. Acaba hangisi? Aralığı ne vermişti bize? Pi bölü 2 ile pi arasında vermişti. Dikkat et sinüs x 1. Sinüs x nerede 1? Hocam 90 derecede. E 90'dan büyük olması gerekirdi. O zaman 1 almayacağız. Niye? Hatırla birim çemberde hani c, s yazıyorduk. C, s. Bu sinüsün 1 olduğu yer bak burası 0'a 1. 90 derecede değil mi? Evet. X 90 derecedeyken 1 olur ama 90 ile pi arasında demiş. Yani 180 derece arasında demiş. Hocam bu bölgede demekti zaten burası. Bu bölgede de sinüs değeri de artı zaten o zaman sinüs x 1 bölü 3 yapıyor. Ama bu bölgede sinüs değeri artı. Diğerleri neydi? Eksiydi. Hatırla bunu da. O zaman benden ne isteniyor? Tanjant x isteniyor. Arkadaş sinüs x değerinin kaç olduğunu bildim ben. Buldum ben. Şuraya x diyelim. Sinüs x 1 bölü 3 olduğunu bulduk. Tamam. Karşı bölü hipotenüs 1 bölü 3. 9'dan 1 çıkarsa 8 yani burası 2 kök kim yapar? Aynen öyle. Pisagor bağıntısından buraya A dedik. A kare eşittir. 3'ün karesi eksi 1'in karesi ya. A da buradan kök 8 çıktı. Ondan dolayı iki kök 2 kök oldu. O zaman tanjant x değeri nedir? Hocam tanjant x değeri 1 bölü 2 kök 2'dir. 1 bölü 2 kök 2. Kök 2 eşitliğiyle çarparsam hocam kök 2 bölü 4 yapar. Ama dur dikkat. Bölgemiz buradaydı. Kaçıncı bölgedeydi? İkinci bölgedeydi. Senin ikinci bölgede tanjant değerini sinüs artı ya kosinüs eksi ya tanjant değeri de artı bölü eksi olacağından yani eksi olacak. Yani işareti eksi olması lazım. Cevabımız o zaman 2 bölü 4 yani kök eksi kök 2 bölü 4 çıkar. Bu tür sorularda bölge verildiğinde işaretine de dikkat ediyorduk dostlar. Daha önce de zaten bunu biliyorduk ve yapmıştık değil mi? Evet örnek 19'u bu şekilde bulduk ve burada mola 3 sayfayı hallettik ilk videoda. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Bu işin devamında, yani ne trigonometrik özdeşliklerin devamında ikincisinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.